Efendim devam ediyoruz. Bir misafirimiz daha var. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İsmail Balık şu anda Çalar Saat hafta sonunda yanımızda misafirimiz. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim İlker Bey. Tüm izleyenlerimize güzel bir gün diliyorum, güzel bir pazar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Şimdi sizi davet etmemiz gerekti şundan. O kadar çok izleyicimiz var ki evlatlarını okula gönderiyorlar. 12 yaş üstüne işte o aşı tanımlaması yapıldı. Peki aşı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Bunu merak eden izleyicilerimiz var. Ben buradan bir kez daha duyurusunu yapayım. Mesela izleyicilerimiz sizler ekran karşısındasınız. Merak ettiğiniz sorular varsa işte Profesör Doktor İsmail Balık burada yanımızda. Sizi endişelendiren, sizi kaygılandıran ya da işte koronavirüsle ilgili kafanızı karıştıran sorular varsa yazın, gönderin. Biz burada kendisine de hocama da gelen sorular var. Onları şöyle bir küçük küçük anlatmaya ve sizleri de aydınlatmaya çalışacağız. Bir isterseniz hocam müsaadeniz olursa bir eğitimde ilk hafta nasıl geçti? Kaç tane sınıfımız karantina altına alındı? Bir paylaşalım. Sonra da dönelim çocuklarımız için bu aşıyla ilgili ne yapacağız, ne yapmalıyız? Eğitim öğretimine ara vere hiçbir okulumuz bulunmamakta. Sadece yaklaşık 200 civarında sınıfımız 14 gün ara verip EBA TV ve diğer dijital platformlar üzerinden eğitim öğretime devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaklaşık 200 sınıfın pozitif vaka ya da temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini duyurdu. Öğrenci Veli Derneği ise yüz yüze eğitimde birinci hafta raporunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bu soruları yönelterek açıkladı. Hiçbir önlem almadan okulları nasıl açarsınız? Yeterli öğretmen ataması yapılmadan, temizlik görevlisi olmadan, ek derslik sağlanmadan, okullarda gerekli fiziki koşullar sağlanmadan yüz yüze eğitimi nasıl başlatırsınız? Çocuklarımızın, eğitim emekçilerinin sağlığını, yaşamını nasıl riske atarsınız? Daha ilk haftada ard arda vaka ve karantina haberleri geldi okullardan. Veliler'in iddiasına göre pozitif vaka olmasına rağmen karantinaya alınmayan sınıflar var. Sınıflarda en az 2 vaka olması durumunda karantinaya alındığından pozitif tanılarına rağmen çok sayıda okulda eğitim öğretim devam etmektedir. Biz okulları kapatmak istemiyoruz. En fazla sınıf kapatılabilir ama onu da mümkün mertebe kapatmaktan yana değiliz. Yaşanılacak tüm olumsuzluklardan sorumlusunuz. Aşı olmayan öğretmenlere her hafta PCR testi yaptırma zorunluluğu getirilmişti. Ancak test artışı hiç yansımadı tabloya. Yüz yüze eğitimin ilk haftasında en çok endişe yaratan konulardan biri bu oldu. Veliler yüz yüze eğitim başlamasına rağmen okullarda hala temizlik ve güvenlik personeli olmamasına dikkat çekti. Temizlik güvenlik görevlilerinin görevlendirilmeleri her yıl Ekim ayı içerisinde başlıyor. Keşan'da sadece 35 okulda personel görevlendirilecek, 21 okulda temizlik, güvenlik görevlisi sorunu devam edecek. Yüz yüze eğitimdeki bir başka büyük sorun da kalabalık sınıf mevcutları. Öğrenci sayısı 40'ın üzerinde olan, bu yüzden de fiziki mesafe koşullarının sağlanamadığı çok sayıda sınıf var. Birleştirilen okullarda sorunlar ciddi boyuta ulaşmış durumdadır. Tekirdağ'da bize ulaşan en az 34 okulda deprem güçlendirilmesi veya yıkım sebebiyle okullar birleştirilmiş durumdadır. Yüz yüze eğitimin yeni haftasında vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda rastgele tarama yapılmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taramaların veli onayıyla yapılacağını duyurdu sosyal medya hesabından. Virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız.